Bu örnekte temel bir transistör devresini ve çeşitli uygulamalarını görmeye çalışacağız. Devremiz solda. Bu bir NPN tip transistör. Transistörün bacaklarını tekrar hatırlayalım. Taban yani base, toplayıcı yani kolektör, yayıcı yani emitör. Emitör ucundaki ok onun NPN türü transistör olduğunu belirtiyor ve yayıcı tarafı topraklanmış durumda. Ortak emitörlü bir transistör devresi. Çok temel, çok kullanılan ve analizi çok kolay bir transistör türü. Burada iki tane devre var. Birincisi giriş devresi. Burada bir gerilim kaynağı ki bu mantık devreleri ya da bilgisayar kontrolü devrelerin çok temel voltajı olan 5 voltla besleme içeriyor. 4.4 kilo ohmluk bir dirençle direkt olarak tabana bağlı. 4.4'ü de özellikle seçtim hesap kolaylıkları olsun diye. Transistör çalışırken tabanla yayıcı arasında bir sabit gerilim düşümü oluyor. Bunun diyot karakteristiği göstermesinden dolayı o gerilim 0.6 veya 0.7 volt civarlarında. Bu örnekte 0.6 volt aldım ve bunu değişmeden kullanacağım. Devrin diğer kısmı tamamını çizmediğim bir çıkış devresi. Orada artı 12 volt demek aslında bu pilin bir aynısı bu tarafta var. Artı ucu buraya bağlı, eksi ucu da toprağa bağlı anlamına geliyor. Artı 12 voltla transistörün toplayıcısı arasında bir direnç var. Bu direnç aslında bir röle bobini. Kendi rölenin tüm parçaları burada görülmekte. Kendi içinden uygun akım geçtiği zaman röle enerjileniyor. Bobin manyetik alan yaratıp içerideki kontakları çekerek dış devredeki akımın geçmesine, genellikle yüksek gerilimin geçmesine izin veriyor. Transistör doğrusal olarak çalışırken, yani lineer bölgesinde çalışırken emitör akımı taban ve toplayıcı akımların toplamına eşit. Toplayıcı akımı da taban akımı ile sabit bir katsayı çarpımı doğrusal olarak bağlı. Bu katsayının değeri bu problemde 100. Diğer transistöre göre değişen akım kazancıdır. Bu beta kazancı. Bir önemli parametre de transistörün çıkış voltajı ki bu kolektör voltajıdır. Bu voltajı hesaplamak için de 12 volttan röle bobinin üzerinde düşen gerilimi çıkarttığımızda elde edilen voltaj ortaya çıkar. Bu voltaj aslında şu voltajla toprak gerilimi arasındaki potansiyel farkıdır. Şimdi değişik bazı durumları, değişik bazı röleleri düşünelim. Devrenin tümü aynı olsun ama röleleri değişik rölelerle değiştirelim. Bakalım çalışma performansı nasıl etkileniyor. İlk örnekte rölenin 120 ohmluk bir dirençten oluştuğunu, yani bobinden, direnç gösteren bobinden oluştuğunu düşünelim. Ve devremizi kuralım. Burada rölenin tamamı çizilmemiş, sadece bobin kısmını modelleyen bir tane direnç olarak gösterilmiş. Transistörün giriş akımı 5 volttan transistörün üzerinde düşen 0.6 voltu çıkartıp 4.4 volt elde ediyor bu direnç üzerinde. Bu direnci kendi direnç değerine bölerek, yani ohm kanunu kullanılarak 1 miliamper olarak bulunuyor. Yani bu 5 voltluk kaynaktan 1 miliamper gidip rölenin transistörün tabanına giriyor. Dolayısıyla böyle bir giriş akımı oluşturuyor, 1 miliamperlik bir döngü. Transistör lineer bölgede olduğunu varsayarsak eğer, bunun 100 katını kolektöründen yani toplayıcısına alıyor, 100 miliamper röle üzerinden geçiyor. Bu durumda 120 ohmluk direnç üzerinden 100 miliamper geçtiğinde 12 volt düşüyor. 12 volt düşünce röle çekiyor çünkü 12 voltluk bir röle bu. Daha düşük voltajlarda çalışmayacaktır. 12 volt düşerse rölenin üzerinde transistörün çıkış gerilimi de 0 volta düşüyor. Her iki akım toplamı olan 101 miliamper de yayıcıdan toprağa geçiyor. Yani çıkış devresinde 100 miliamper dönüyor, giriş devresinde 1 miliamper. 1 miliamper ile 100 miliamperi kontrol etmiş. Yani küçük bir akımla daha büyük bir akım gerektiren bir iş yapmış oluyoruz. Burada devre, röle, her şey sorunsuz çalışıyor. İkinci örneğe gelelim.
Bu örnekte rölemizin, diyelim önceki röle arız alanda o değiştirdi ama başka bir röle ile değiştirdik. Bu rölenin de bobin direnci 60 ohm olsun. Devrenin tamamının, yani geri kalanının değiştirilmediği için giriş akımı burada yine aynı 1 mA. Toplayıcı akımı 100 mA, yayıcı akımı 101 mA dışarı doğru. Şimdi 100 mA toplayıcıdan alındığı zaman röle üzerinde 6 volt düşer. 100 mA çarpı 60 eşittir 6 volt. Eğer rölede 6 volt düşerse transistörün çıkış gerilimde 6 volta yükselir. İlk durumda 0'dı. 6 volt röleyi çalıştırmak için yetmez. Dolayısıyla devre elektronik olarak güzel çalışmasına rağmen pratikte işini görmez. Çünkü röle çalışmaz. Bir başka örneği düşünelim. Burada da rölemizin eskisine göre 2 kat daha fazla bir dirençli röle ile değiştirildiğini varsayalım. Bu durum önemli. Bu durumda yine devrenin her parçası ve giriş akımı aynı olacak. Çıkış akımı da diyelim doğrusal bölgede çalıştığını varsayarsak yine 100 mA olduğunu düşünürsek kolektör gerilim hesabını yaparsak röle üzerine 24 volt düşmesi bekleniyor. Çıkış gerilimde eksi 12 volta çıkar diye bir matematiksel hesap yapıyoruz. Ancak transistörler o kadar yetenekli değiller. Yani kendi uçlarındaki gerilim ki bu 0 volt ile artı 12 volt arasındaki bir gerilimdir. Bu aralıkta çalışır fakat devrenin herhangi bir voltajını besleme gerilimlerinden öteye eksi 12 volt gibi daha farklı bir yere getiremezler. Bunu getiremedikleri için de artık kabiliyetlerinin sonuna doyuma ulaşırlar. Yani VC çıkış voltajları 0'a ulaşır, ondan sonra transistör artık bu beta kazancını uygulayamaz. Çıkış 0'a ulaşması demek bu röleden bobininden 50 mA akım geçmesi demektir. O zaman transistör 1 mA tabanına 50 mA toplayıcısını alır, 51 mA da yayıcısından verir. O şekilde giriş çıkış devrelerini kontrol eder, kendisi doyuma ulaşmıştır. Artık sabit akım kazancını uygulayamaz. Dolayısıyla kolektör akımı artık taban akımının beta katı kadar değildir. Bu duruma transistör doyumda denir. Artık daha fazla yeteneklerini sergileyemez ve kendi kolektör emitör arasındaki gerilim 0 volt olunca çalışmasını doğrusal bölgeden çıkartır, o şekilde kalır.